Akademik geleneklerine göre Rönesans'tan itibaren tarihi resim deyince, İncil'den ya da Greko-Romen tarihten önemli bir konuyu tekrarlayan ya da resmin yapıldığı dönemdeki önemli bir olayı anlatan resimler aklımıza gelir. Örneğin David'in Napolyon'un Taç Giyme Töreni adlı eseri tarihi bir resim ya da Horace Kardeşlerin Yemini bir çeşit kostümlü tarihi resimdir. Medusa'nın salı ve halka yol gösteren özgürlük tablolarını da tarihi resim örneklerinden sayabiliriz. Akademide bu konuda gelenekselleşmiş bir yapı vardır. Özellikle 1750'lerden 19. yüzyıla kadar olan dönem, tarihi resmin en üst düzeyde olduğu dönemdi. Bu dönemde tarihi konulu çok sayıda natürmortlar, jan resimleri, manzaralar ve portreler yapılmıştı. 20. yüzyılda ise çok az sayıda tarihi resim yapılmıştır. Guernica bunun bir örneği. Daha sonra Richter bir anlamda bu janrı canlandırmış ve ona bir tür meşruiyet kazandırmıştı. Sanırım hiç kimse bunu beklemiyordu çünkü geleneksel anlamdaki tarihi resim güçlü olanın yani gücün yüceltilmesiydi. Bunlar otoritenin resim yoluyla duyurduğu sesiydi ve toplumun malik olarak kabul ettiği kişileri yüceltiyordu. Bader-Meinhof resimleri ise bunun tam zıttı. Bu resimler gücü ve otoriteyi değil, güçle ve otoriteyle mücadele edeni yüceltir. Aslında bu mücadelenin eninde sonunda boşuna olduğunu anlatmış ve bu duruma trajik ve sıkıntılı olan yönden bakmış. Yani ideolojilerin çarpıştığı bir konuyu seçmiş ve muhakkak bunun olası sonuçlarını da tahmin etmiş. Bir bakıma Richter, tarihin iki katil ideolojisinde yaşamış bir bölümünden gelmektedir. İlki Dritterite yani 3. İmparatorluk, ikincisi ise Stalinist tarzı komünizm. Böylece bu alana herkesin daha önce geleneksel olarak yaptığının tam tersini yaparak girmiş oldu. Tarihin kendisine ana konu olarak ele almış, tarihe bir anlaşmanın temelleri olarak değil, kamu malının bir parçası olarak kabul ederek yaklaşmış. Paylaştıklarımız üzerinde anlaşamadığımız konular, bu yüzden bu resimlerin sosyal anlamdaki etkisi oldukça kuvvetli. Eylül isimli yeni tablosu buna bir örnek. Kendi deneyimlerinin birçok farklı bileşeni bu tabloda yer alıyor. Örneğin 11 Eylül 2001'de New York'taki galeriye hava yoluyla gidiyordu. Bir bakıma o istisnai anın bir parçasıydı. Çünkü uçuşu Halifax'a yönlendirilmiş ve tüm planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Bu olay yüzünden seyahat ettiği bölge aniden tamamıyla dağılmıştı. Tabii Bader-Meinhof resimlerinde bunun ötesinde terörizmin çok daha uzun dönemli bir yansıması da var. Terörün politik bir taktik olarak kullanılması daha çok 1970'lerde terörist gruplar tarafından benimsenmişti. Uçakların kaçırılması, bankaların havaya uçurulması o dönemin sembolik eylemleriydi. Amaçları aslında fazla bir şey yapmak değil, sadece gücü ve otoriteyi çökertip bunların yapılabileceğini göstermek. İnsanların günlük hayatta kullandığı görgü kurallarına meydan okumaktı. Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırı birçok kişi tarafından filme alındı. Çünkü bu saldırı sırasında pek çok insan o bölgede bulunuyordu ve saldırıya bizzat şahit oldular. Özellikle Pentagon gibi olan o bölge seçilmişti. Çünkü Pentagon nasıl Amerikan askeri gücünün sembolü ise burası da Amerikan ticaretinin sembolüydü. Bunu yapan insanları sembolize ederek ilk kavrama eşiğini geçti. Daha sonra tüm bu belirsizlikler üzerine bir resim yaptı. Resimlerindeki diğer bir ana unsur da gençlik yıllarıdır. O dönemde küçük bir şehir olan Dresden'de doğdu ve okula başladı. Dresden bombardımanı sırasında da orada yaşıyordu. Bu belki de savaş süresince şehre yapılan en acımasız ve en hasar verici saldırıydı. Luftwaffe bombardımanları savaşın ilk başladığı dönemde Coventry'ye yaptığı saldırıyla başlamıştı. Ve Amerikalılar savaşı Tokyo, Nagasaki ve Hiroşima'yı bombalayarak bitirdiler. Ancak Dresden bombardımanı farklıydı çünkü ilk bombalamanın ardından İngiliz bomba uçaklarının hedefi çoğunlukla sivildi ve herhangi bir askeri
sebebi gizlemeyecek yani gizleyemeyecek kadar da büyük hasar yaratmıştı. Richter yaşadığı yerden biraz uzakta olan bombalamayı duymuştu. Orada yaşayan bir ailesi vardı. Sanırım o dönemde teyzesi Dresden'de yaşıyordu. Bir süre sonra Dresden'deki okuluna döndü. Savaş sonrası şehir hala harabe halindeydi. Sivil hedeflere yapılan askeri saldırılar ve asker olmayan insanların kaybının hiçe sayılması, önemsenmemesi tüm bunlar aklının bir kenarına işlemişti. Bu onun bir takım suçlamalar yönelttiği ya da bir takım siyasi ideolojiler içinde olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bazı gerçekleri kayıt altına alıyor, o kadar. Richter'in çalışmalarında bazısı dolaylı yoldan da olsa savaşa atıfta bulunan birçok öğe bulunmakta. Bence ki kendisi de bunu dile getirdi. Savaş sonrasında çevresindeki insanların yaşadıklarının ötesine geçerek ahlaki söylemde bulunan bir konuma girmek istemedi. Richter'in babası 2. Dünya Savaşı'nda askerdi. Amcası da 2. Dünya Savaşı'nda askerdi ve savaşta öldürüldü. O her ikisinin de portrelerini yaptı. Özellikle genç ve hevesli bir Alman askeri olan amcası Rudi'nin portresi. Cepheye gitmeye hazır halde resmedilmiş bu portre. Ancak kendisi savaşa gittikten kısa bir süre sonra öldürülüyor. Bu resmin özellikle dayanağı çok önemli çünkü bu resim Richter'in Çekoslovakya teması üzerine çalışan René Bloch tarafından aldığı bir çağrı üzerine yapılmıştı. Özellikle Alman askerlerinin bir Çek köyü olan Lidice'de yaptıkları katliamın anılması amaçlanmıştı. Tabii tablo Richter'den istenince günümüzde halen yer aldığı Çekoslovakya'daki bir müzeye verildi. Amcasını resmetmek genç Alman bir sanatçı için oldukça olağanüstü bir durum. Annesinin göz bebeği olan amcasının büyüdüğünde babasından daha iyi biri olması bekleniyordu. Richter bu Alman askerini Hitler'in ilhak ettiği toprakları fethetmeye hazırlanan genç bir Fatih olarak resmetmişti. Sonrasında ise biliyorsunuz korkunç zararlar verilmişti. Richter tüm bu ironik durumların farkındaydı ve modern tarihin bütün bu çelişkilerini bu tarz resimlerle gün yüzüne çıkarmaya çalışmaktaydı. Yine bir dizi resmi var ki bunlarda askeri hava kuvvetleri B-28'lerini resmetmişti. Bu resimlerde Nazilerin ana hava kuvveti olan Stukas uçaklarının bombaları bıraktığı görülüyor. Başka bir dizi resimde ise her an çıkması beklenen bir savaşı konu edilmiş. Bunlar Almanya'nın askersizleştirilmesiyle ilişkili. NATO'ya bağlı askeri hava kuvvetlerinin resimleri. Yani aslında 1960'ların başında Berlin Duvarı döneminde Soğuk Savaş'ın en yoğun hissedildiği zamanda Richter de herkes gibi oturmuş Sovyet bloğu ile NATO arasında her an çıkma ihtimali olan çatışmayı beklemekteydi. Bu resimler aslında neler olabileceğini gösteren vitrinlerdi. Neler olabileceği büyük ihtimalle o noktadan göründüğü gibiydi. Dolayısıyla bu resimler bu yüzden önemlidir. Daha sonradan yaptığı bir dizi resmin ismi Stadtbilder. Bunlar temelde şehir manzaraları. Bu resimler bazı noktalarda savaş sonrası yeni mimarlığa odaklanır ki bunlar modern binalarla düzgün ve iyi düzenlenmiş kentsel tasarım örnekleri. Büyük ihtimalle bu resimlere şimdi bakarsanız pek bir şey ifade etmeyebilirler. Bu resimlere bakan kişinin gözleri ve hafızasına bağlı olarak değişir. Mesela ben ve benim gibi geçmişi de göz önünde bulunduran, özellikle de orada yaşamış olan insanlar ki çok da uzak bir geçmiş değil, hala yapılandırılmaya devam eden Avrupa'yı hatırlayabilirler. Her yeni bina dolaylı olarak altında bir harabe barındırmakta. Yani aslında geleceğe referans verirken aynı zamanda geçmişe de referans veriyoruz. Bir resim dizisi daha var ki bunda kullanılan resim tekniği bir çeşit fırçayla gevşek süpürme tekniğidir. Resme bir takım değerler ve formlar katıyor ancak bunu öyle bir şekilde yapıyor ki resimde öne çıkarmaya çalıştığı binalar aslında gözlerimizin önünde dağılıyor. Ya da Milano Katedrali ve galeri resmi örneğinde olduğu gibi bunu çizgisel olarak yapıyor. Böylece binaların sallandığı izlenimini yaratıyor. Peki bu sallantının sebebi nedir? Bunun hiçbir açıklaması yok. Ancak Avrupa'nın anıtsallığı fikri bilirsiniz. Eski Avrupa, gotik Avrupa ve modern 19. yüzyıl Avrupası gerçekten hassas bir konu ve bu resimler konunun hassasiyetinin bilinçli birer parçası.
Bunların yıkıldığını görmek ve bunların Atlas ile olan ilişkisi görüntülerin bir özeti. Tabii bütün görüntülerin değil ama onun kullanmış olduğu ve kullanmayı düşündüğü ancak kullanamadığı görüntülerin Atlas ile aralarındaki ilişkinin kurulması aslında çok ilginç. Çünkü Richter için öznenin tanınması sürecin bir parçası. Bu özneden bir görüntü çıkarmaya karar verilmesi de başka bir adım. Tabii ki daha sonra bu görüntünün saklanmasına karar vermek de başka bir adım. Birçok resmini beğenmediği, hatta sildiği için bir görüntünün silinmesi ya da bir görüntünün saklanması onun için verilmesi gereken önemli kararlardandı. Richter'in 1972'deki Venedik Bienali için hazırladığı 48 portresindeki seçimlere bakarsak, en başta önünde yaklaşık olarak 300 resim vardı ve bunların arasında Mao ve diğer ünlü politikacılar da yer almaktaydı. Sanırım amacı birçok farklı kişiliği bir araya getirmekti. Resimlerin çoğunu eledi. Tüm bu resimler arasında belki de en kışkırtıcı olan ortada konumlanan Hitler'di. Hitler 2 hatta 3 versiyonla yer alıyor. Bunlardan bir tanesi 1960'ların başında Wuppertal'de sergilenmişti. İkincisi hala bir geyik resminin arka yüzünde beyaz renkli bir boya katmanının altında. Hitler'in bu görüntüsü daha çok çığlık atmak için güç sarf ettiği bir görüntü. Onu kolaylıkla tanınabilir bir şekilde betimlemiş. Bu yepyeni bir kategoriye açılıyor. Richter'in kendi çalışmaları arasında neredeyse resmedilemez olarak düşündüğü bir kategori. Bence Richter'in bazı şeylerin resmedilemez olduğunu söylemesinin sebebi bir şekilde ortalama tabular. Ancak bu onun tabulardan korktuğu anlamına gelmiyor. Kuşkusuz Richter çalışma yaşamı boyunca bunların birçoğunu zaten ihlal etmişti. Ama bence ona göre resmedilemez demek tam tersine kolaylıkla anlaşılabilen, kolaylıkla idrak edilen demektir. Eğer bam teline basacak olan bir gündem konusunu ya da görüntüyü resimlerse bu durumda tek bir sonuca ulaşmakta o da bu durumun konuyu resmedilemez hale getirdiğidir. Richter soyut kelimesini tek başına bir amaç olarak kullanmaz. Bu onun için sadece bir kod. Belli türdeki modern resimlerden bahsederken bunlara soyut resimler diyordu. Bence bu bazı kaygılardan kaynaklanıyor. Bir yönden iyi soyut resimler aslında aksiyon resimlerinin tasvirleri. Bunlar esasında tek başlarına aksiyon resimleri değil. Bunun arkasında yatan olgu Richter'in bizim öncelikli olarak resimsel olanı gördüğümüzü iddia etmesi. Yani biz aslında soyut olanı, her zaman aklımızda bunun ne olabileceği ya da neyi temsil ediyor olabileceği düşünceleriyle görmeye çalışırız. Soyut olanı. Şu ünlü çalışmayı bilirsiniz. İnsanlar tavana bakıp çatlakları arasında bir insan yüzü bulmaya çalışırlar ki sanırım bu Rönesans'tan, belki de Leonardo'dan gelmektedir. İnsanlar mimetik yani taklitçi olmayanın resim olarak kabul edilmesine direnirler ya da yakın zamana kadar direndiler diyelim. Tüm bu bileşenleri bir araya getirerek Eylül tablosuna baktığımızda ise Richter arkasında yatan herhangi bir gerçeği ya da görüntüsü olmayan bir çeşit soyut resim ile görüntünün okunaksız olmaya, çözülmeye ya da parçalarına ayrılmaya başladığı resim arasındaki boşluğu kapatmaya çalışmış. Şimdi bir derecede bu entegrasyon gerçekten de onun tasvir ettiği şekilde. Demek istediğim, ikinci uçağın Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kalesi'ne çarpması ve bunun etkisini ve pek tabii ki bunun oluşturduğu olaylar zincirini, yani her iki kuleyi de çökertmesini tasvir etmiş. Böylelikle zamanın öncesini de görüyorsunuz. Zamanın öncesini. Yani tam da modern bir binanın gerçekten de atomlarına ayrılmadan hemen önceki anı. Hatta uçağın içindeki terörist ve yolcular ile uçağın çarptığı ofislerde çalışan insanların atomlarına ayrıldığı anı görüyorsunuz. Bir bakıma gözlerinizin önünde çözünen görüntü bu anlatımın bir parçası. Şunu söylemeliyim ki bu yaptığı oldukça sıra dışı. Ancak şunu da ekleyelim ki bütün şeylerde basitlik her zaman daha çarpıcıdır. Bir toz bulutunu fırçasıyla bir yanılsama yaratarak yapabilirdi ama bunun yerine önce tüm yüzeyi boyamayı, pigment yüzeyindeki üst katmanı sıyırarak boyanın altındaki tuval bezinin dokumasını ve pütürlü dokusunu beyaz noktalar serisi halinde ortaya çıkarmayı tercih etti. Bu şekilde renkler birbirine karıştı. Böylece iki binanın arasındaki boşlukta kobalt mavisi renginde net bir renk varken
Önce kirli bir maviye, daha sonra griye dönüşerek binaların hafifçe maviye boyanmış görünmelerini sağladı. Turuncuları resimde patlamaların olduğu yerlerde kullandı. Ve hatta bu alanlarda özellikle boya sıyırmalarını daha çok kullandı. Çünkü turuncu ve mavi birbirini tamamlayan renkler ve bunları birlikte kullanarak gri ya da kahverengi elde ediyor. Resme bütün olarak bakıldığında fiziksel olarak yapılmış ya da bir bakıma silinmiş gibidir. Örneğin binalara bakıldığında bunlar silinmiş gibi duruyor. Aynı açıdan ele alırsak Richter'in 1990'larda yaptığı pek çok soyut resimde aynı kategoride yer alıyor. Bunlar küçük, görece olarak küçük dikdörtgenler şeklinde ve monokrom yani tek renkli olmaktan çok gri tonlarının kullanılmış olduğu gri bir alanda yer alıyorlar. Boyayı sıçratma eylemiyle sonrasında tersine yönlendirme ya da yüzeyde boyaların daha çok, daha fazla karışmasını sağlayacak bir takım eylemler yapmak tüm görüntünün bir çeşit düşük görsel etkiye sahip kurşuni bir görüntü kalitesine indirgenmesini sağlar. Tüm bu fenomenin bir parçası da bilindiği gibi tarihi resmin büyük ölçekli olmasıyla ilgili. Yani gerçek hayatta olduğundan daha büyük boyutlarla resmedilmiş olmasından bahsediyorum. Bu sayede izleyicinin dramatik bir sahnenin ortasına atılarak bu sahne tarafından ezilmesi sağlanmıştır. Günümüzde dünyadaki kötü ya da her çeşit büyük olay ise artık bu boyutlarda, hatta bazen daha da küçük bir televizyon ekranından seyrediliyor. Yani bütün olan biteni televizyon ekranından görüyoruz ve bu özel olayda milyonlarca insan tarafından televizyonda izlenmişti. Zaten bu suçu işleyen kişinin amacı da olayın milyonlarca insan tarafından televizyonda izlenmesiydi. Aslına bakarsanız bombalanan yer çevresinde birçok televizyon vericisi ve antenin yerleştirilmiş olduğu bir alandı. Yani buradaki amaç olayın azami ölçüde görünebilirliğini sağlamaktı. Ve bu görüntülerin doğal formatı aslında uzun değil ama özel bir ölçüye formatlanmış. Bu yüzden Richter resimleri için bu ölçeği seçerken ilk olarak özellikle geçmişte kullandığı gibi büyük boyutlu ve kahramanca olmayan antidramatik bir boyutu seçmeyi hedeflemiş. Ve ikinci olarak normalde bu tür görüntüleri gördüğümüz ölçüde çerçevelere yerleştirmeye karar vermiş. Yani resmin yapılması ve yapılmaması arasındaki ilişki bu görüntülerin doğrudan televizyonda gördüğümüz biçimiyle yan yana konmuş hali gibidir. Yapmak istediği buydu Richter'in ve bunu da başardı. Bu görüntünün seçiminde önemli olan ilk şey Richter'in resimlerinde doğrudan insan görüntülerini kullanmamış olması. Kendini binadan aşağı atanların göründüğü bazı resimler gibi özellikle kullanmaktan kaçındığı hayrete düşüren görüntüler var. Şu da bir gerçek ki bazı görüntüler tekil ölümlerle ilgili ve bu açıdan olayın büyüklüğünü tam anlamıyla yansıtmıyor. Oysa ki bu sivillere karşı yapılan bir saldırı olması sebebiyle çok önemli bir olay ve Richter oluşan harabeyi, olayın oluş anını ve yıkımı resmetmeyi yeğlemiş. Ama bu aynı zamanda ulaşılması mümkün olmayan bir an. Zaten geride kalmış. Eğer şiddeti yansıtmak istiyorsanız ölümün yer aldığı ikinci anlatım yolunda buna odaklanan birçok fotoğraf var. Mesela Robert Capa'nın ünlü fotoğrafları ya da Vietnamlı bir albayın bir idamı infaz ettiği ünlü fotoğraftaki gibi konuların yer aldığı çok sayıda örnek var. Bu alanda Cartier-Bresson'un çıkış noktası olduğu ve karar anı fotoğrafçılığı olarak adlandırılan bir gelenek de oluşmuş. Karar anı terimi bir anlamda gözlerin fetişik bir şekilde bir şey olduğunda onu anında yakalaması ve olayın özüyle birlikte çevresindeki her şeyi de zapt edebilmesidir. Diğer hiçbir anı değil ama Richter tam da ya da en azından çok kısa sekanslar halinde uçağın çarptığı anı almış ancak belli bir boyutta sembolik çağrışımlar yapmamış. Ayrıca daha önce de söylediğim gibi tekil bir ölüm ya da aynı zamanda faile veya saldırıya uğrayan insanlara değinecek herhangi bir şeyi yapmayı da tercih etmemiş.